Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün aracımın içinden sizlere sesleniyorum. Geçtiğimiz günlerde ben bir paylaşım yaptım mı hatırlamıyorum ama bir kolçak alacağımı söylemiştim araç için. Şirket aracı gibi aslında. Beyaz Clio, işte DCI dediğimiz dizel. Joy paket biliyorsunuz, bu şirket araçları genelde Joy paket oluyor. Joy paket olduğu için de ben böyle kol dayama, şu an mesela kolumu dayadığım, görüyorsunuz muhtemelen kadrajdan, kolumu dayadığım yere bir kol dayama istiyordum. Joy paketlerde bu kol dayama ne yazık ki gelmiyor. Şimdi gelmediği için de tabii hazır satılan çözümler var. İnternette şurada burada görürsünüz, çeşitli e-ticaret sitelerinde hepsi var. Ama çoğu onların plastik ve dandik. İyi olanları da Armster diye bir modelim var mesela, ona baktım. İnternetten baktım tabii ki. İyi olanları da pahalı, 600 lira falan diyorlar. Peki orijinalini soracak olursak nedir diye belki aramızda düşünenler vardır. Orijinalde sordum. Şimdi iki tip orijinal kolçak ya da kol dayama var. Bir tanesi koltuğa takılan, şöyle inip kalkabilen bir şey. O 2,5, yani 2500 TL dedi Renault servisi. Böyle kolçak, yani içine bir şeyler koyabildiğin şeklinde alırsan eğer, ona da 5000 lira dediler. Tabii bu rakamları görünce hanım dedi ki o paraya ben koltuk takımı alırım dedi ki, aslında çok da haklı bir serzenişte bulunmuştu. Ben de ne yapalım diye düşünürken, çünkü o koltuğa takılanların delinmesi gerekiyor veya yerinin olması gerekiyor. Benim koltukta da var mı emin değilim açıkçası. Ben böyle kolçak almaya karar verdim. Instagram'da dolaşırken kolçakçım diye bir hesap buldum. Onlar böyle farklı farklı otomobiller için yapıyorlar. Kocaeli'deler yerleri de. Bu arada tanımıyorum kendilerini, etmiyorum. Ben gerçekten de parasını verip aldım bu ürünü. Memnun kaldım bu arada. Güzel de bir ürün. Ama hani bu sponsorlu bir içerik ya da onların reklamını yapmak için falan yaptığım bir şey değil. Clio 4 sahipleri varsa benim gibi, kolçak da almayı düşünüyorlarsa aslında hani olur mu olmaz mı, artısını eksisini onları anlatmak için çekiyorum bu videoyu. Yoksa hani sponsorlu falan bir içerik değil. Şimdi ürün şöyle. Ben takmadım bunu bu arada. Bu takılıyor. Nasıl takılıyor? Altında işte arkadaki, biliyorsunuz suluk vardır şeylerde, Clio'larda. Oraya giren ve öndekine giren iki tane böyle yuvası var. Bunlara böyle bir şeyler sarılmış. Bu sert. Bir de şurada ne kadar görülüyor bilmiyorum ama şöyle kaldırayım. Yani şu an görülüyor ekranda. Şurada bakın beyaz bantlar var. Ben bunları bilerek yapıştırmadım. Yapıştırdığı zaman tabii daha rahat duruyor ama ben size göstermek istediğim için yapıştırmadım. Böyle bir ürün. Şöyle de bir hani kolçak mekanizması var. Bu arada hani çok şık. Derisi vesairesi görünüm. Burada bir şeyler damlamış galiba. Bunları ben silerim. Çok da güzel hani görünümü, suni deri. Gerçek deri değil bu arada. Şöyle bir şey. Bunu farklı otomobiller için de yapıyorlar. İlla Clio 4'ünüzün olması gerekmiyor. Arka tarafında da bunun USB'li ve USB'siz olanı var. Şöyle göstereyim. Şuradan kablosunu çıkartmam gerekecek. Şöyle bir de altında. Bunları da ben ayrıca detayda da göstereceğim. Şöyle bir kablo çıkıyor. Görüyorsunuz. Bunu da işte çakmakla bir adaptör takarak arka tarafa, şöyle göstereyim arkasını. Arka tarafta oturanlar için de bir tane USB çıkışı haline getiriyorsunuz. Bunun dışında bu tarafta bir şey yok. Hani şöyle göstereyim. Şunu çıkartalım. Bu bayağı büyük bu arada. Fikir vermesi açısından iki tane su aldım. Şöyle bir tane, bu kaç litre bakalım. Yarım litre atıyorum, alıyor. Bir tane daha atsam alır mı? Bakalım. Evet, iki tanesini aldı. Şöyle göstereyim. İki tane çok rahat bir şekilde aldı. Hatta zorlasam üçüncü de girer, öyle söyleyeyim. Üç tane girer ama ben iki tane almışım. Peki 1,5 litre girer mi, onu bakalım. Şuradan bir 1,5 litre bakalım. Şurada bir tane 1,5 litre suyumuz var. Onu alacak mı içine? Ben zannetmiyorum ama bir bakalım. O kadar da değil diye düşünüyorum ama. He, aldı ya bak. Yani neredeyse kapandı. Çok az bir şey kaldı ama aldı. 1,5 litreyi içine aldı arkadaşlar. Büyük. Hani buraya işte cüzdanınızı koyarsınız, işte ruhsatı koyarsınız, birçok şeyi koyabilirsiniz. Ben bir şeyler koymak için almadım açıkçası. Ben kol dayamak için aldım. Bu arada aklınıza bir şey gelmesin. Mesela el frenini falan rahatlıkla çekip
kaldırabiliyorsunuz. Bir sıkıntısı yok. Ona göre ayarlanmış yani. Aracı özel yapılmış bir şey bu arada. Kolçakçımın Instagram sayfasına girerseniz orada farklı otomobiller için de görebilirsiniz. MDF'den bir malzeme. Hani dandik plastik değil. Şimdi internette fiyatını birazdan söyleyeceğim ama daha ucuzları da var. Diyeceksiniz ki yani onu mu alsak bunu mu alsak filan. Ama onlar plastik arkadaşlar ve plastiğin ömrü ne kadar bilmiyorum. Bu bayağı sert ve sağlam diyor. Şu anda hafif sallanıyor. Neden? Çünkü ben dedim yapıştırmadım. Yapıştırsam muhtemelen daha sağlam olacak ama video çekeceğim diye ben özellikle yapıştırmadım. Ama yapıştırmasanız da duruyor. Hani böyle hoplama zıplama ben epeydir de kullanıyorum. Bir sıkıntısı yok. İleri geri oynamıyor tabii ki. Hani biliyorsunuz bazılarında mesela Armster dediğim modelde vardı o. İleri geri oynayabiliyordu. Bunda öyle bir özellik yok. Sadece kapağını açıyorsunuz. İçine bir şeyler koyuyorsunuz. Ama yani ben bir şey söyleyeyim. Hani orijinal gibi duruyor. Öyle söyleyeyim. Yani böyle dışarıdan baktığınızda orijinalden de bir farkı yok. 5000 lira da verilmez orijinaline. Kusura bakmasın Renault. Buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine ama 5000 liraya koltuk alırım ben yani. Bu koltukları değiştiririm yani. Koltuk ne ya? Tamam yani siz de para kazanın. Eyvallah da hani makul bir ölçüde olursa çok sevinirim. Söylediğim gibi ben öneririm. Ben aldım, beğendim, denedim. Hani uzun vadeli ne olur bilmiyorum tabii ki. Birkaç sene sonra bakmak lazım belki. Ama şu anki yani bir hafta 10 günlük bir deneyimden sonra bu videoyu çekiyorum. Gayet olumlu olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir sıkıntısı yok. Hani orijinalden de bir farkı yok. Böyle kolçak olsun ben illa kolumu koyacağım böyle hani falan istiyorsanız muhteşem bir çözüm. Kesinlikle öneririm. Yani illa bu markadan alın almayın ayrı konu, ayrı tartışma konusu. Ama bence böyle güzel bir şey hoş olmuş. Hani bir tık daha böyle kalitesini arttırsalar, onu açık söyleyeyim. İşçiliği falan çok güzel bu arada, ona sözüm yok. Bir tık daha kaliteyi arttırsalar çok muhteşem bir yere gelir kolçakçım. Onu da kendilerine ilettim zaten. Buradan da bir kez daha iletmiş olayım. Arkayı tabii iptal ediyor böyle bir kolçak koyduğunuz zaman. Arkadaki en azından su koyma yerini vesaire hani bardak mardak koyamıyorsunuz ama en azından bir tane USB olmuş oluyor arkaya. Bizim kızımız var. O hoşuna gitti. O çok güzelmiş baba filan dedi. O beğendi mesela. Eşim biraz engel oluyor dedi. Çünkü o daha önce kullandığı böyle yukarı aşağı açılabilen bir şeydi. O istemediği zaman kaldırıyordu. Bunu tabii öyle bir özelliği yok. Sadece kapağını bir şekilde kaldırıyorsunuz. Onun dışında kaldırma imkanınız da pek olmadığını özellikle altını çizeyim. Şimdi gelelim hepinizin merak ettiği konu bu kolçağın fiyatına. Eğer USB'siz alırsanız 240 TL, USB ile aldığınız zaman 260 TL oluyor. Bence hani çok ucuz değil açık söylemek gerekirse ama el işçiliği, MDF sağlam bir malzeme, kaliteli. Hani derisi vesaire hani suni deri ama güzel bir deri yani öyle söyleyeyim. Orijinal duruyor. Kaliteli, güzel bir ürün. O yüzden bence fiyatının hani yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ucuz da değil ama tabii ki yani artık hiçbir şey ucuz değil zaten, o da ayrı konu ama ucuz olmadığında özellikle altını çizeyim ama yani verdiğiniz paranın hakkını alıyor musunuz? Bence alıyorsunuz. Bana destek olmak isterseniz YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram ve Twitter gibi sosyalleri takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar burası önemli. Desteğinizi rica ediyorum. Özellikle abonelik tarafında çünkü markalardan bir şey istediğin zaman ya işte senin abonen de azmış falan muhabbeti oluyor. 8700 abonem var. Çok az mı çok mu? Bence yeterli ama işte markalar öyle yani 10.000 olsun, 15.000 olsun, 25.000 olsun, 55.000 olsun. Hoy hoy hoy. İstiyorlar da istiyorlar. Siz de destek olursanız çok sevinirim. Bu videoyu da böyle bitirmiş olalım. Bu tarz otomobil videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Fikirlerinizi duymak istiyorum. Bu benim için önemli. Çünkü bazen diyorlar ki ne gerek var. Kimisi diyor ki çok güzel devam et böyle filan. En azından herkesin fikrini duyarsam ona göre ben de devam edip etmeme konusunda çeşitli fikirlerim olacak. Bir de bir ürün daha almıştım. Beni sosyal medyada takip edenler bilir. Kablosuz şarjı şu anda şurada duruyor. Onun da testi gelecek çok yakında inşallah, bir aksilik olmazsa. Araç için bir kablosuz şarj cihazı aldım. Artıları var, eksileri var. Onları da size anlatacağım. Güzel de bir video çekeceğim onunla ilgili. O gün gelene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.